Uyudu mu yine? Hiç ses çıkmıyor. Uyudu. İnat ettin, yanıma da oturmadın. Rahat mısın orada? Rahatım. Zaten oğlumu gözümden ayıramam ki. Sen gerçekten çok iyi bir anne oldun Nale. Bunu çok içten söylüyorum. Yani o kadar kuruntu yaptın ama Emir gerçekten çok şanslı. Teşekkür ederim. Dur, ben sana yardım edeyim. Tamam, çantayı ben aldım. Emir'i sen alırsın. Bunu ne yapıyorsun? Biraz konuşalım mı? Ne oldu? Yani ne desen haklısın. Senden tekrar özür diliyorum. Ama ne olur artık beni sizden mahrum bırakma. Onur, gerçekten ben konuşmak istemiyorum. Kapayalım artık konuyu. Lale, annemlerle de konuşacağım. Sözleşme meselesini çözeceğim, tamam mı? Bu sefer ne derlerse desinler, umurumda değil. Benim asıl ailem sizsiniz. Onur, konu sözleşme değil ki. Yani benim asıl meselem bana yalan söylemiş olman zaten. O yüzden konuşmamıza gerek yok. Bak, hala anlamıyorsun. Ben senden ailem adına bu sözleşmeyi saklaman için ricada bulundum. Ama sen bunu saklamayı bile beceremedin. Sonra başkaları öğrendi, yine ben zor durumda kaldım. Ve üstüne üstlük bana yalan söyledin Onur. Ne konuşalım ki şimdi? Lale, bak, sana dün de söyledim. Niyetim o değildi ki. Ben sana anlatacaktım her şeyi. Ben sana güvenmiştim Onur. Ben çok zor olan bir şey başardım seninle. Ama sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Ve aileme karşı beni zor durumda bıraktın. Lale, bak, tamam, sana söz veriyorum. Ben bu sözleşmeyi ortadan kaldıracağım. Sen huzursuzluk yaşama diye. Onur, konu sözleşme değil. Beni anlamıyorsun, anlamayacaksın da. Konu bana yalan söylemem. Lale, ben seni anlıyorum da sen beni anlamıyorsun. Biz zor süreçlerden geçtik. İkimiz de sıkıntılar yaşadık. Ama sonunda severek evlendik. İsteyerek evlendik. Yani ne olursa olsun kazanan sevgi oldu. Biz her şeyi aşabiliriz. Her şeyi çözebiliriz. Bunu gerçekten ben istedim Onur, sen değil. Bunun için ben savaştım. Ben çok üzüldüm. Ama sen sözleşmeye bağlı kalmak istedin. Bunu sen yaptın. O yüzden daha fazla konuşmayalım. Gerek yok. Cesur, bu kadar korkusuz, bu kadar ne istediğini bilen biri değil. Varlığını ilk hissettiğim andan itibaren sen karnımda büyürken beni de büyüttün kendine. Sen dünyaya geldiğinde önceliklerimin, korkularımın yer değiştireceğini hiç düşünmezdim. Değişti. Artık daha güçlü. Tırnağına zarar gelse tüm dünyayı yakıp yıkacak kadar güçlüyüm hem de. Dışarıdaki hayat benim karnımdaki gibi güvenli değil. Zor. Hem de çok zor. Düşeceksin. Kalkacaksın. Üzüleceksin. Seveceksin. Çok aşık olacaksın. Ne olursa olsun umudunu kaybetme.
Biz büyükler buna büyümek diyoruz. Sevgi ve merhamet önceliğin olsun. İnançlı ol, güler yüzlü ol, saygılı ol, dürüst ol. İyi biri olmaya çalış. Çünkü seni kötü olman için zorlayacaklar. Dikkatli ol. Asla, ne olursa olsun, yalan söyleme. Özür dilemekten çekinme. Özür dilemek seni kötü biri yapmaz. Aksine bu düşünceli bir insan olduğunu gösterir. Ve en önemlisi, sakın, ama sakın bir kızın kalbini kırma. Unutma, biri de gelir senin kalbini kırar. Anlamazsın oğlum. Şunu da sakın unutma. Sen ne yaparsan yap. Tıpkı beni seven, koruyan, kollayan annem gibi. Ben de seni tüm kötülüklerden, tüm sevgisizliklerden koruyacağımı söz veriyorum. Umudumu sana ektim. Sevgi olarak yaşayacağından hiç şüphem yok. Seni çok seven anne. Nünüm, bir çay dök bana da be. Dökeceğim. Ayılamadın tabii. Ben sana göstereceğim Gün. Sana göstereceğim. Babacığım. Günaydın. Günaydın Balız. Annemin keyfi nasıl? Lale iyi de yani gerçekten konuşacak mısın ha? Ay, evet konuşacağım. Ay, aşkım. Canım benim. Günaydın. Ne güzel birlikte kahvaltı yapacağız. Evet. Aa, ben bakarım. Tamam yavrum. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun anneciğim. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümle ise. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Günaydın aşkım. Onur. Kızım kim geldi? Anne benim. Yalan. Ver. Yavrum bu ne güzel sürpriz. Ay inanamıyorum. Ay canım benim. Nereden çıktın sen? Anneciğim ben de bilerek aramadım sürpriz olsun diye. Allah'ım çok sürpriz oldu enişte. Hoş geldin. Lale bak kocan geldi yavrum. Aşkım bunlar da senin için. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Kız mahalleden arkadaşın gelmedi, kocan geldi. Alın hem elinden. Rahat rahat sarıl şimdi. Ay bir sarılın birbirinize. Ay! Sarılmayı unuttu. Ay canım benim. Al şunu bir güzel. Ay ne güzel kokuyor. Elin kolun dolu gelmişsin yavrum. Size de ufak tefek bir şeyler aldım şehir dışındayken. Bacanak şu poşette. Şu bacanak. Al balı sen şunu. Bunu da alayım. Bu da Gülşah'cığım senin. Teşekkür ederim enişteciğim. Rica ederim. Kardeşine de aldım. Beraber oynarsınız tamam mı? Oley yaşasın. Ah. Resmen babasının geldiğini anladı, ağlamaya başladı anneciğim. Yemin ediyorum öyle oldu bacanak ha. Sen yokken nasıl huzursuzlandı bir göreceksin ya. Ya resmen senin yokluğunu anladı kerata. Enişte, niye abartıyorsun ki öyle bir şey yok? Ağladı ama. Yok öyle bir şey ama. Onurcuğum bir... Canım, yukarı gelir misin benimle? Tabii ki hayatım. Sana ne diyeceğim? Şimdi sen hemen şehir dışına çıktın ya iş diye. Biraz gönül koydu. Git gönlünü al. Tamam anne. İzninizle. Hadi. Aşkım geliyorum. Hayatım. Ay bak görüyor musun? Ben bu oğlanın bu sürprizlerine bayılıyorum. Ya yani tıpkı... Ben, sen, aman siz... Evet. Ay ağzımdan aldın. Bana şunları da alacağım. Onur sen ne yapmaya çalışıyorsun?
Ne yapmaya çalışıyorum Lale? Sen önce bir Emir'le ilgilen. Ben zaten buradayım. Rahat rahat konuşuruz. Gel anneciğim. Gel bebeğim buradayım. Tamam aşkım buradayım. Tamam bebeğim. Tamam aşkım. Evet. Tamam aşkım. Tamam. Tamam. Emir. Oğlum. Benim aslan oğlum. Canım oğlum. Babasının bir tanesi. Babasının bir tanesi miymiş bu? Onur, neden böyle yapıyorsun ya? Herkes seni şehir dışında sanıyor. Niye zordum da bırakıyorsun beni? Lale, şimdi biz Emir'in yanında mı tartışalım yani? Sen onu bir güzelce emzir. Sonra evimize gideriz. Rahat rahat konuşuruz, tamam mı? Ben eve falan dönmeyeceğim Onur. Söyledim. Sen bilirsin. O zaman ben de dönmüyorum. Ne demek oluyor bu şimdi ya? Odan diyorum. Çok güzel. Tamam anne. Tamam, tamam. Ah Onur, ah! Hoş geldiniz. Tamam, tamam hayatım. Tamam, tamam. Ağlama Allah aşkına artık. Ağlama ya. Ama çok alışmışım abi. Bir kıtışın boşluğunu da hissedince böyle tamam oldum. Bak karıcığım, yine gelir abi. Ne olacak? Hatta biz yazın gidelim. Yaza gideriz tabii. Torun da biraz büyümüş olur. Gideriz değil mi? Gideriz tabii. Niye gitmeyelim? Yengeciğim, Allah kavuştursun. Çok teşekkür ediyorum Şadiciğim. Yani ilk defa bu kadar uzun kaldı ya. Ayrılmak çok zor oldu doğrusu. Ya haklısın tabii. Olsun. Gönüller biri olsun da. Geçelim. Hadi gel. Ay. Ay ben Onur'u arayayım ayol. Çocukcağız gelemedi dayısını yolcu etmeye. Aklı bizde kalmıştır şimdi. Tamam. Ara hayatım, hemen ara. Nasıl kızım, uyumuş mu? Uyudu anne. Ay. Oh maşallah. Onur annen arıyor ya. Ha. Geldiğimden haberi yok da. İzninizle. Efendim anne. Merhaba oğlum, nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Valla işte biz de iyiyiz. Havalimanından şimdi geldik. Dayını yolcu ettik biliyorsun. Aa, onun uçağı o kadar erken miydi ya? Evet, bu kadar erkendi. Anne ben de orada olmak isterdim ama işte yetişemezdim ki. Sen nasılsın bir tanem, ne zaman dönüyorsun? Anneciğim ben döndüm. Songül annemlerin evindeyim. Lale ile Emir burada biliyorsun. Öyle mi? Ha evet biliyorum. Ne zaman geçersiniz evinize? Eve ne zaman? Yani anne bilmiyorum ya, şimdi bizim oradaki inşaattan elemanlar aradı da bayağı kar birikmiş falan, tam ne yapacağımız bilmiyorum yani, bir bakacağım, bir bakacağım. Hı-hı. Orada kalacak haliniz yok herhalde. Konuşuruz anne. Peki yavrum, peki. Görüşmek üzere. Onur şehir dışından dönmüş. Döner dönmez de soluğu Songül Hanımlar'da almış. Normal değil mi hayatım? Yani karısı çocuğu orada. Lütfen ama ben çok hassasım, şu an üstüme gelme. Tamam, tamam Yıldız'cığım, tamam. Lütfen Fikri'si. Ama bak hassasım diyorum, abim gitmiş zaten, oğlum oraya gitmiş. Ya tamam Yıldız, sustum, sustum, Yıldız sustum. Annen herhalde bizde kalmanı istemiyor. Ya yok anneciğim, rahatsızlık vermeyelim diye öyle söyledi. Nasıl bir rahatsızlık olabilir ki, ev senin evin. Yani istediğin kadar kalabilirsin. Hatta burada kalın bacanak ya. Enişte sen yesene. Bacanak sağ olun, eksik olmayın anneciğim. Yani vallahi bilemedim ki. Hakikaten de yollar bayağı kapalıymış. Yani kar 2 metre falan diyor elemanlar. Oralara girip çıkamayız. Bir de hani biz bir şekilde hallederiz de Emir var. Yani üşütmesin diye, onu da düşününce. Açarlar yolları ama Onur. Yok açılacak gibi değil yani, hakikaten yok. İzin vermiyorum. Gidemezsiniz. Ya orası dağ başıdır şimdi karıç. Sen söylüyorsun ağzını. Niye bu kadar can atıyorsunuz gitmek için, anlamıyorum. Burada kalın, burası merkezi. Hani açarlar ne olacak ya? Yok. Yok açmazlar. Ha şimdi nereye gidiyorsun? Yani ben sana o kadar ısrar ettim gidelim diye kocan yokken. Ne yapalım? Artık kalalım da Minale. Aa, bebek mi ağlıyor ya? Yok. Yok ağlamıyor abla. Aa ağlıyor galiba. Aa derinden derinden, bir inceden bir ses geliyor. Yok ben duymadım. Sen gayipten sesler mi geliyor kızım? Duymazsın tabii. Anneyim ben, hissediyorum.
ağlıyor gibi. Hadi gel gidelim bakalım Onur. Yok, yani şey yapmayalım yani. Gel gidip bakalım Onur. Hadi gel. Ya. Hadi gel Onur. Gel iki dakika görürüz. Ağlamasına da gerek yok zaten görmek için bebeği. Çek, yürü. Var çünkü sen işkoliksin. Kız çok kalbini kırdın. Düzelt. Tamam anne. Aşkım. İşkolik ama haklı orada. İşim diye bıraktı gitti kız. Onur sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne demek burada kalırız? Lale yollar gerçekten kapalı. Artık yalanlarına son verir misin? Tamam ben o eve tek başıma gitmek istemiyorum. Madem dönmeyeceksin o zaman hep beraber burada kalırız tamam mı? Onur yeter artık. Laleciğim bağırma. Emir uyuyor annen duyacak. Ya duyarsa duysun. Zaten ben şimdi aşağı ineceğim. Anneme her şeyi anlatacağım. Artık yalan dolan istemiyorum. Ben senin gibi olmak istemiyorum Onur. Lale bak sakın. Annene sakın böyle bir şey söyleme. Kadıncağız üzülecek ne gerek var ya şimdi? Benim başka çarem yok Onur. Öyle mi Lale? Madem bu kadar çaresizsin. Ben şimdi inerim aşağıya. Çok acil bir işimin çıktığını falan söylerim. Şehir dışına gidiyorum derim. Oldu mu? Zaten buraya gelmen hataydı. Anlıyorum. Tamam gidiyorum. Sen yeter kendine bir şey söyleme. Ama biraz düşün oldu mu? Bir sakin kafayla ne yaptığını bir düşün. Yani bu kadar büyütmeye gerek var mı? Bu kadar ayrı kalmaya gerek var mı? Ben sessiz. Hiç iyi değilim. Yani çok üzülüyorum. Sizi çok özlüyorum. Yani en azından beni düşünmüyorsan Emir'i düşün. O çok masum. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Öylece bakıyor bize. Yani en azından ona bunu yaşatmayalım tamam mı? Bunu bize sen yaptın Onur. Senin yalanların yüzünden bu hale geldik zaten biz. Benim de Emir'in de masumiyetini sen kaybettirdin bize. Buna daha fazla devam etmek istemiyorum. Anne. Anneciğim ben... Canım. ...sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle yavrum. Böyle aramızda gizli saklı olmasın. Tabii ki yavrum. Ne? Aa, Osman abi. Hayırdır? Lafını unutma. Tamam, hemen konuşalım yavrum. Alo? Osman abi buyur, hayırdır? Pazar pazar. Ne? Ne oldu? Anne ne oldu? Çatımı çökmüş. Ne? Ne? Ay tamam geldim ben. Anne dur. Anne bak ne oldu? Tamam sakin ol. Anne dur sakin ol bak sana bir şey olacak. Çocuklar çatı çökmüş. Su basmış. Tamam basmış ben gidiyorum. Tamam sağ ol. Dur dur riski. Hadi. Sen gel. Sen de Lale'yle şey yap. İnşallah kötü bir şey olmaz ya. Sen merak etme canım. Ben her şeyi hallederim. Halledersin. Paran var ya her şeyi halledersin değil mi Onur? Farkında değil misin? Paranın halledemeyeceği şeyler olduğunu. Annem çiçeklerle konuşurdu. Dükkan onun ikinci eviydi. Affedersin. Benim aslan oğlum karnını doyurmuş mu? Ha? Koçum benim. Şimdi bir de gazını çıkaralım. Oh. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Hadi şimdi artık uyku moduna geçelim mi yavaş yavaş? Anne neredeymiş? Anne neredeymiş? Lale ben uyutayım mı bunu biraz? Tamam hadi yatır.
Hadi gel bakalım, gel. Annemler ne yaptı acaba ya? Ali abla ne yaptınız? Çok mu kötü? Gerçekten mi? İnanmıyorum. Tamam. Tamam, siz işlerinizi halledin, konuşuruz. Konuşuruz. Bütün emekler şüphe gitti. Ne oldu, annenlerle mi görüştün hala? Her şey çok kötü durumdaymış. Şimdi dükkan yüzünden annemle konuşamadım. Her şeyi konuşacağım onunla, tamam mı? Tamam Lale, şimdi bunları düşünmesek. Daha fazla gerilmesen yani. Ben daha ne kadar gerilebilirim ki? Lale, annene ne diyeceksin? Onur bizi böyle bir durumda yalnız bıraktı, çekti gitti mi diyeceksin? Tamam. Sadece bir iki gün. Anlaştık mı? Tamam Lale. Ondan sonra ne istiyorsan yaparsın. Ben kendime kahve yapacağım. İster misin sen de? Hayır. Burada temiz fincan var istersen. İstemeden oldu. Ben toplarım, tamam. Hayır, ben toplarım. Lale, tamam. Elini keseceksin. Ya niye keseyim ya? Ah! Ben sana dedim değil mi? Kötü mü? Hayır, iyi bir şey yok. Lale, bırak bir bakayım. Gerek yok, ben hallederim. Lale, elin kesildi. Bir bakabilir miyim? Lale, derin kesmişsin. Buraya madde temizlemek lazım. Eza dolu falan var mı burada? Tamam var, ben alırım, ben alırım. Lütfen bırak, ilgileneyim seninle. Zaten emziriyorsun. Mikrop kapmaması lazım değil mi? Tamam. O da kapının arkasında. Tamam, benim yüzümden oldu. Bırak, yardım edeyim. Lütfen, bırakır mısın? Ay çok özür dilerim. Kesildi bu. Önemli bir şey yok. Ay olur mu ya? Bir dur bakayım bir. Ya önemli değil Lale. Ya olur mu öyle şey? Ya şimdi mikro falan kapar. Ben buna pansuman yapayım. Kapmaz, kapmaz. Bir peçete gibi bir şey varsa sen onu getir bana. Ya benim buna pansuman yapmam lazım. Ne peçetesi? Bir dur. Ama bu küçük bir kesik ama derin. Ya inatçılık etme işte. Dur, yapayım şuna pansuman. Tamam, sustum. Ne yapacaksan yap. Şöyle.
Hele ben senin de bana verdiklerinin de kıymetini biliyorum. Öyle mi? Çünkü o yüzden bu haldeyiz. Dur, dur ben açayım. Elin yaralı. Ben açayım. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.